Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere silikon nasıl çekilir bunları göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle silikon çekmezden önce tabi bazı hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Nedir bu? Çekeceğiniz bölgedeki silikonu çekeceğiniz bölgedeki aralığın boyutu neyse en başta şu görmüş olduğunuz ucu aparatını ona göre kesmeniz gerekiyor. Eğer ince, çok ince bir alana silikon çekecekseniz ona göre yükseltisinden, inceliğinden kesersiniz. Eğer aralığınız çoksa o aralığı doldurabilecek kapasiteden bir boyuttan kesersiniz ki silikonu rahat çekebilirsiniz diye. Bu birinci dikkat etmeniz gereken konu. İkinci bir konu, silikonu çektikten sonra eğer ayıracaksanız, yani duracaksanız bir mesafe, bir zaman aralığı vereceksiniz. Tetik düşürmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu tetik düşürmedir. Bu tetiği düşürmediğiniz zaman buradan sıkmış olduğunuz silikon, yani macun hala akmaya devam eder ve bu da size zorluk çıkartır. Üçüncü bir konu, silikon çektiğiniz alanın çekmezden önce çok güzel bir şekilde temizlenmiş olması, tozunun, kirinin, yağının, pasının alınmış olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunları yapmazsanız, sağlıklı bir silikon çekmiş olmazsınız, hem zamanınızı, hem de paranızı, hem de kullanmış olduğunuz malzemeyi boşa harcamış olursunuz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir alüminyum cam. Çok eskiden takılmış bir cam. Bunun macunlarını biz söktük. Çünkü artık yağmur suyu geçiriyor. Zamana karşı bir mağlubiyeti var. O yüzden her tarafından çatlaklardan oluşan bir boşlukları oldu böyle. O boşluklardan da su sızmaları ve içeriye akmalar oldu. Biz bunların önüne geçmek için artık cam macun aramıyoruz. Onun yerine silikon sıkıyoruz. Ve biz de sizlere şimdi silikon nasıl çekilir, parmaklarınızla dengeyi nasıl sağlarsınız, size silikon çekerek bu ince ayrıntıları göstermiş olacağız. Şimdi arkadaşlar, biz çubuğumuzu yapacağımız alanın, bakın camım benim bayağı bir oynuyor şöyle. Eğer kameraman arkadaşım bunu sizlere yansıtabilirse, gösterebilirse, gördüğünüz gibi camımda benim bayağı bir boşluk var, en az 3 milim, 4 milim kadar ve ben aparatımı ona göre kestim, o boyuta göre kestim. Ve şimdi bu aparatımla bu boyutu camı sıkıştırıp silikonlayıp bir güzel dolduracağım. Ve sizler de buna bu şekilde vermiş olduğumuz bilgilerden yola çıkarak eğer sizin de böyle silikon çekme gibi ihtiyaçlarınız doğarsa, varsa giderebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu köşeden başlayacağız silikonumuzu sıkmaya. Evet arkadaşlar, silikonu sıkarken arkadaşlar şöyle gözünüzle takip ettiğinizde yeriniz düzgünse çok güzel bir şekilde silikon çekebilirsiniz. Parmağınızı dengeli sıkarak, bakın gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel doldurabilirsiniz bu şekilde. Aralık vereceksiniz, yine şöyle devam edebilirsiniz camı doldurmaya. Çünkü camımız bayağı bir boşlukta. Bu şekilde arkadaşlar. Ve tetik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz camımızın üst kısmına çekti. Şimdi yanlarından devam edeceğiz. Ayırdık çünkü. Burada bayağı bir boşluğumuz vardı. Çünkü bizi de biraz uğraştırdı. Bol sıktık. Şimdi yanlarına geçiyoruz. Arkadaşlar böyle bu şekilde çok güzel bir silikon çekebilirsiniz evinize. Denge çok önemli. Pürüzsüz bir silikon çekmek isteyenler bunu iyi izlesinler. Bakın, bir daha müdahaleye bile gerek yok. Olduğu gibi bırakabilirsiniz. Bakın.
Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde çok güzel bir silikon çekme işlemi gerçekleştirdik. İzlediğiniz gibi. Bakın. Cama hiç müdahale bile etmeye gerek yok. Eski macunlarımızın yerine yeni silikon çektik. Tabii bu köşelerde düzeltme yapacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar, silikonu çektik. Tetiğimizi düşürdük. Bu tetiği düşürmeyi unutmayın. Silikonunuz akmaya devam eder. Tetiğimizi düşürdük. Şimdi bunun kenarlarını geçeceğiz arkadaşlar. Bu parmağımı kullanıyorum ben. Sizler istediğiniz parmağınızı bölgeye, alana göre kullanabilirsiniz. Ben camımın kenarlarının çok batmasını istemiyorum. İstemediğim için şu parmağımla önce şöyle bir dışa doğru vereceğim şu şekilde. Sonra çok bastırmadan arkadaşlar, bakın. Hiç bastırmaya gerek yok. Bastırmadan şöyle hafifçe dokundurarak arkadaşlar, dokunun sadece. Bu şekilde giderek silikonumuzu parmağımızla çekmeye devam edeceğiz. Buradan da bir giriş yapacağız. Parmağımızı temizliyoruz ya da yağlayabilirsiniz de parmağınızı arkadaşlar. Çektikten sonra yine buradan geliyoruz böyle. Bastırmaya gerek yok arkadaşlar. Hiç bastırmayın. Sadece parmağınızın orada olduğunu bilin ve çok üstünden çok ince bir dokunuş yapın. Bu şekilde silikonumuzu aşağıya kadar düzlemini yapabiliriz arkadaşlar. Aşağıdan geldik. Buradan devam ediyoruz ve burada ayır. Burada ayırdık. Fazlalığımızı siliyoruz. Elimizi bir güzel temizledikten sonra tekrar şu alttan şöyle hafifçe, hafifçe arkadaşlar, çok hafif görerek silikonumuzu bu şekilde bakın elimde ne kadarcık arttı görüyor musunuz arkadaşlar, bastırmadan bütün cam boyunu aldım, boydan boya elimde şu kadarcık silikon artığı kaldı. Devamını da buradan bakın. Hiç bastırmıyorum çok fazla. Görüyor musunuz? Bütün cam boyundan şu kadarcık silikonum arttı. Onu buraya alıyorum. Burasını bir güzel yamaladım şöyle. Şimdi buradaki fazlalık silikonları alıyorum. Şuradaki boşluklarımı kapatmak için kullanıyorum arkadaşlar. Bakın. Şuradaki şu çatlak eskiden kalma olan boşlukları kapatmak için kullanıyorum bunları da. Şuradaki aralıklardan yağmur suyu, rüzgar almasın diye buralara kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Evet arkadaşlar, benim sizlere göstermek istediğim silikon çekme şekli bu kadardı. Umarım bu bilgi size faydalı olmuştur, yararlı olmuştur. Sizler de kendinize güvenip bu şekilde evinizin işlerini, babanızın, annenin evini, kendi evinizin işlerinizi bu şekilde halledebilirsiniz. Videomu yararlı bulduysanız lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimlerinizi açık unutmayın. Saygılar, sevgiler.